16 Haziran Salı günü Türkiye Ermenileri 84. Patriği Müteveffa Mesop II'nin Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri Kadasetli Patrik Sağık II riyasetinde gerçekleştirilen dini törenle açıldı. 16 Haziran Salı günü Türkiye Ermenileri 84. Patriği Müteveffa II. Mesop Hazretleri'nin Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri doğum gününde Kadasetli Patrik II. Sağık riyasetinde gerçekleştirilen dini törenle açıldı. Törene Müteveffa II. Mesrob'un ailesi, patriklik makamına bağlı din adamları, bazı diyakonlar, okuyucular katıldı. Bazı vakıf başkan ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende, koronavirüs tehlikesi sebebiyle halktan katılımsa az sayıda oldu. Tören sonunda kabrin bütçesini sağlayan, her aşamasıyla bizzat ilgilenen Yetkin Berberoğlu'na ve tasarımını yürüten Vazken Barın'a, Kadasetli Patrik II. Sağık eliyle, Türkiye Ermenileri Patrikliği adına birer takdir yazısı verildi. Ayrıca katılımcılara patriklik tarafından hazırlanan, içerisinde Müteveffa Patrik Mutafya'nın sesinden bir dua ve 2005 yılındaki Paskalya günü verdiği vaaz bulunan CD'ler dağıtıldı. Kabir açılışında Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Sağık, kutsal kitabın "Topraktın, toprağa döneceksin" ayetini referans alarak, toprağa gömülen kişinin sevdiklerinin yürek ve zihinlerine gömüldüklerini ifade etti. Sözlerine, Hristiyan inancına göre kişi aynı zamanda Tanrı'nın yüreğinde de gömülmek ister. Patrik Mesrop böyle bir kişiydi. Tüm yaşamını cemaatinin yararına vakfetti ve yıllar boyunca verdiği hizmetlerle birçok kişinin yaşamını değiştirdi. Tanrı sözünü yüreklerimize nakşetti dedi. Kadasetli Patrik, Patrik Mesrop'un annesi ve aile fertlerine taziyede bulunarak Müteveffa Patriğin Ermeni toplumuna vakfetmiş olmalarından ötürü kendilerine teşekkür etti. Patrik II. Sağık'ın sözlerinden sonra Müteveffa Patrik Hazretlerinin ruhunun istirahati için ilahiler ve dualar okundu. Dualar sonunda din görevlileri kabri örten siyah örtüyü kaldırdılar. Tören başlamadan yayınlanan Müteveffa Patrik Hazretlerinin dua ve vaaz CD'si törene katılanlara bugünün anısı olarak dağıtıldı.